Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Hilmi Coşkun. İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün konuşmak istediğimiz konu inşaat sektöründe otomasyon başlığı altında. Daha inşaat sektöründe kullanılan ileri teknolojiler, günümüzde gelecek vaat eden teknolojiler konusunda konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak inşaat mühendisliğinin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Neden inşaatlar bizim için daha önemli? Genelde bu politikacıların filan hep ilk vaatleri arasında yer alır. Hemen bir işte şuraya bir köprü yapılacak veya bir baraj yapılacak. Ve şu kadar konut yapılacak tarzındaki konuşmalar, vaatler genelde hepimizin gönlünü çeliyor. Yani bu anlamda inşaatın genel olarak topluma bir takım değişik yönlerden katkıları olmakta. Ve aynı zamanda tabii ki ekonominin de ilerlemesi açısından veya ekonominin gelişmesi açısından değişik kısımlarını da etkilemesi yüzünden de yine inşaat önemli bir sektör olmakta. Bu tabii ki özellikle gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkeler arasındaki farklara baktığımız zaman gelişmiş olan ülkelerin daha çok altyapı yatırımlarını tamamlamış olduklarını ve bu sayede ilerlemelerin de gelişmemiş ülkelere nazaran biraz daha hızlı gerçekleştiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunun dışında gelişmiş ülkelere baktığımız zaman tabii ki tüm alanlarda bir takım yatırımlar yapıyor olmakla birlikte araştırma geliştirme çalışmaları bu alanda da yani inşaat sektöründe de devam ettiğini gözleyebiliyoruz. Teknoloji dediğimiz zaman, ileri teknoloji dediğimiz zaman hepimizin aklına hemen Silikon Vadisi geliyor. Silikon Vadisi'nde işte yeni yazılımlar, yeni ürünler, bu tür kavramlar hemen aklımıza geliyor. İnşaat dediğimiz zaman ise aklımıza hemen şurada gördüğümüz gibi taş, toprak, ne bileyim tuğla, beton gibi teknolojik kelimesiyle çok bağdaştıramadığımız bir takım kavramlar hemen ilk anda aklımıza geliyor. Şimdi inşaat sektörünün bu anlamda önemli olduğunu söyledik. İleri teknolojiyle çok alakalı görünmediğini ilk başta söyledik. Gelişmiş ülkeler bu alanda inşaat sektöründe Ar-Ge çalışmaları yapıyor dedik. Bunların sebepleri arasında bazı şeyler söylenilebilir. Bunlar arasında özensiz işçilik önemli bir yer kaplamakta. Özensiz işçilik inşaatlara baktığımız zaman hemen aklımıza gelen unsurlar arasında geliyor. Şurada gördüğümüz gibi örneğin bir takım eksikler, kusurlar, çalışma koşulları. Bu çalışma koşullarıyla bağlantılı yetersiz mesleki eğitim, yaşlanan nüfus, düşük ücret nedeniyle iş gücü talep azlığı gibi hususlar özellikle gelişmiş ülkelerde inşaat sektöründeki yatırımları veya Ar-Ge çalışmalarında tetikleyen faktörler arasında. Yapılarda bazı teknolojiler var ki bunlar yeni teknoloji yani yapım teknolojileriyle birlikte kendisini gösteriyor. Burada bir örnek olarak gelecekte bizim karşımıza çıkabilecek bazı temel teknoloji, ileri teknolojilerden bir resim gösterebiliriz. Örneğin topografya veya ölçümleme dediğimiz tekniklerde yani bir binanın veya bir yapının nasıl yerleştirileceği, arazi içinde nasıl konumlandırılacağı gibi hususlarla ilgili ölçümleme tekniklerinde yine ileri teknolojiler kullanılmakta, kullanılmaya başlanmış durumda. Bunlar arasında
bu ölçümleme teknikleri için örneğin GPS ile çalışan veya GPS'ten yararlanan cihazlardan bahsedebiliriz. Biraz sonra bahsedeceğimiz 5D, doğrudan bunu şu şekilde söyleyeyim. Building Information Modeling dediğimiz BIM harflerinden oluşan BIM teknolojileri yine gelecek vadeden teknolojiler arasında. Burada Building Information Modeling dediğimiz yani yapı bilgi modellemesi dediğimiz sistemler, teknolojiler günümüzde gelişmiş ülkelerde özellikle büyük projelerde hem büyük bütçeli hem de karmaşık projelerde yaygın olarak kullanılmakta ama henüz Türkiye'de tabii ki bunların yaygınlaşması zaman alıyor. Bu günümüzde kullanılan BIM henüz 3D aşamasında olmakla birlikte dediğimiz gibi gelecekte bunların 5D olarak kullanılması, geliştirilmesi mümkün. Bunun dışında dijital birliktelik ve mobilite dediğimiz bir takım uygulamalarda yine gelecek vaat ediyor. Bir takım yeni teknolojiler günümüzde alışılmış klasik tarzdaki teknolojilerden daha farklı teknolojilerin kullanılması da yine söz konusu. Bunlar içinde yine kendi başına robotics alanındaki gelişmeleri de veya otomasyonu veya otomatların kullanımını da yine bahsedebiliriz. Bunun dışında yine güncel olan sık sık duyduğumuz bir kavram, The Internet of Things, şeylerin interneti dediğimiz kavram. Yine bu da gelecek vadeden bir yenilik olarak görülmekte. Yapıda veya yapım aşamasında inşaatlarda işlerin daha hassas, daha doğru ve daha hızlı yapılmasına olanak sağlayabilecek bu teknolojiler. Biraz önce bahsetmiştik, bir resim göstermiştik. Çalışan işçilerin yaptıkları özensiz işler veya yapabilecekleri bir takım kusurlu hareketler, bunların hepsi bizi doğrudan yani kullanıcıları doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla daha doğru, daha hızlı işler yapılabilecekse bu teknolojiler sayesinde belki de bu mümkün olacaktır. Tabii ki bu beraberinde neyi getiriyor? Biraz önce göstermiş olduğumuz işçiler veya çalışanlar diyelim genel olarak bunların hepsinin de bir takım endişelere kapılmasına da sebep olmakta. Yani bu anlamda endişeye kapılacak kişiler sadece burada gösterdiğimiz usta veya düz işçiler değil. Aynı zamanda bizler de mühendis olarak da yine benzer şekilde bazı endişelere sahibiz. Evet, inşaatlarda makineleşme artan oranda devam ediyor. Sanayi devrimiyle başladı. Makineleşme devam ediyor. Günümüzde artık makineleşme dediğimiz zaman rektör hocamızın sevdiği bir kavram var. Endüstri 4.0 diye bahsediyor. Duymuşsunuzdur. Endüstri 4.0 veya düşünebilen fabrikalar, cognitive factory dediğimiz kavramlar. Bunlar sık sık çevremizde duyduğumuz kavramlar. Bunlar daha çok üretim yani yerleşik bir fabrikada kullanılan kavramlar olmakla birlikte inşaatlarda da artık bu tür kavramların kullanılabildiğini görüyoruz. Artık bu tür kavramları biz de aşina olmamız, inşaat mühendisleri veya genel olarak mühendisler olarak aşina olmamız gerekiyor. Otomasyon inşaatlarda en hızlı gelişen teknolojik alanlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer teknolojik alanlar, örneğin malzeme bilimindeki gelişmeler, bu anlamda mesela nano malzeme dediğimiz bir takım malzemeler, yeni malzemelerin geliştirmesi yine teknolojik bir takım gelişme ediyor. Bunun dışında yine işletme ile ilgili hususlar, yönetimle ilgili hususlar yine bir takım teknolojik gelişmeleri beraberine getiriyor ama otomasyon da yine bunlarla ilişkili olarak ileri teknolojiyi içeriğinde barındırıyor. McKinsey belki de duymuşsunuzdur bir 6 ay kadar önce bir politik bir tartışma konusu haline gelmişti.
McKinsey Global Institute, bu Amerikalı bu danışmanlık firması değişik konularda araştırmalar yapıyor. Ocak 2017'de hazırlamış olduğu bir rapora göre bu inşaat sektörü için inşaatta tüm işlerin %60'ının en azından %30'unun otomatikleşebilir işlemlere sahip olduğunu öngörüyor. Böyle bir grafiğe baktığımız zaman bu grafikte değişik sektörlerde otomasyonun olabilme yüzdelerini veriyor. Şurada construction yapıya baktığımız zaman %47. Bu %47 yani şununla çelişmiyor aslında. Burada farklı bir şekilde bakış açısıyla %47 olduğunu, otomatikleşebileceğini, işlerin otomatikleşme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Otomatikleşebileceğini söylüyor. Bu otomatikleşme dediğimiz zaman pek çok farklı şey içinde bahsetmek mümkün. Mesela kendine gidebilen otomobiller. Bunlar otomatikleşmesini, bazı işlerin otomatikleşmesini, mesela nakliye alanında işlerin otomatikleşmesini sağlıyor. Fabrikalarda, bir otomotiv fabrikasında sık sık filmlerde görüyoruz, robotlar otomobilleri üretmede kullanılıyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman mesela manufacturing veya bu türde biraz önce otomobil firmasından örnek vermiştik. Bu tür firmalarda %60 seviyesinde işlerin otomatikleşebileceğini söylüyor. Mesela tarım %57 olarak vermiş. Tarımda da yine traktörlerin veya biçerdiver gibi cihazların kendi kendine işleri yapabileceğini düşünürseniz bu anlamda işlerin otomatikleşebileceğini gözlüyoruz. Dolayısıyla bahsettiğimiz gibi inşaatlarda da benzer şekilde %47'lik bir olasılık olduğunu veya bir potansiyel olduğunu McKinsey raporunda söylüyor. Peki bu mümkün olabilecek mi? İnşaat sektörüne baktığımız zaman diğer sektörlerle karşılaştırılırsa, mesela bir dokuma fabrikası, halı fabrikası, bir otomobil fabrikası, beyaz eşya fabrikası gibi diğer sektörler veya finans sektörü gibi değişik sektörlere baktığınız zaman en düşük sermaye hissesinin, sermaye yoğunluğunun en az olduğunun ve Ar-Ge harcamalarının en az olduğu sektörün inşaat sektöründe olduğunu görüyoruz. Bunun dışında inşaatlarda gözlenen yapım hataları, kusurları, uygun olmayan çalışma koşulları, genç nesiller için düşük cazibeye sahip olma gibi durumlar için de yine bir takım çözümler gerekmekte. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlandığı sürekli olarak haberlerde yer alıyor. Dolayısıyla inşaat biraz daha dinamik bir çevre, çalışma ortamını gerektiriyor. Yaşlanan nüfus dolayısıyla özellikle gelişmiş ülkelerde bu istihdam ile ilgili, çalışanlar ile ilgili durumun daha da kötüye gitmesine sebep olacağı öngörülmekte. Dolayısıyla beklenen çözümler, yani daha iyi yapılacak bir bina, kusurların daha azaltılabileceği bir yapım gibi beklenen çözümler makineleşme, otomasyon ile mümkün olabileceği söylenir. Burada bir grafiğimiz var. Bunların hepsine bakmak istemiyorum ama bazı yerlerde, mesela şu kısımlarda, şu 17 ile gösterilen bölümde nasıl otomatikleşme mümkün olabilir? Buralarda yeni geliştirilen bir takım otomatlar sayesinde binanın tümden sökülmesi ve tekrardan yapılması gibi işlemler robotlar sayesinde mümkün olabilir. Biraz önce bahsetmiştik, ölçümleme tekniklerinden bahsetmiştik. Ölçümlemede uydulardan alınan sinyaller ile daha hassas, daha kesin ölçümlemelerin yapılabileceği mümkün. Bunun dışında burada 2 ile göstermiş tünel açma cihazları daha hızlı bir şekilde ve daha insan veya çalışanların
iş sağlığı açısından daha güvenli çözümler sunacak şekilde tünel açma ekipmanlarının kullanılması mümkün olabilir. Şurada bir zeplin göstermiş. Bu zeplin ile daha ekonomik ve daha güvenilir, daha hassas bir şekilde malzemelerin nakliyesi mümkün olabilir. Kendi başına hareket eden bu nakliye cihazları, nakliye ekipmanlarıyla malzemelerin nakliyesi mümkün olabilir. Tabii ki burada sadece görüşlerimiz dünya ile sınırlı değil, dünya ötesine de bakıyoruz. Elon Musk ismini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bunun dışında mesela 1990'lı, 2000'li yıllarda NASA'nın bir projesi vardı. Uzayda koloniler kurarak asteroitlerde madencilik yapma konusunda bir takım projeler vardı ve var, halen var. Elon Musk tarafından devam ettiriliyor bu tür hayaller. Hayal demeyelim artık, yani geleceğe yönelik planlar. Dolayısıyla bu tür yerlerde, yani asteroitlerde veya diğer planet gezegenlerde yine inşaatlar yapılması gerekiyor. Binalar yapılacak. Bu binalarda yine barınma imkanı ve depolama gibi bir takım tesisler yapılacak. Buralarda da yine otomatikleşme veya robotların kullanımı da söz konusu olacak. İnovasyon ile ilgili belki de S eğrisi denilen bir kavramı duymuş olabilirsiniz. Bu S eğrisi herhangi bir yenilik ile ilgili geliştirme, kullanım ve olgunlaşma aşamalarını anlatıyor. İnşaat sektörüyle ilgili olarak da günümüzde kullanılan teknolojileri şu anda klasik inşaat yöntemlerini şu anda tamamen şu üst düzlük olgunlaşma dönemini ifade ediyor. Klasik inşaat yöntemleri artık günümüzde olgunlaşma evresine ulaşmış durumda. Artık eğer yeni bir verimlilik artışı bekliyor isek yeni teknolojilere başvurmamız gerekiyor. Bu günümüzde geliştirilen bir takım teknolojileri 1970'lerde başladığını görüyoruz ve günümüzde artık bunlar 2010'a geldiğimiz zaman bu tür bazı teknolojiler artık biraz daha kullanım aşamasına girmeye başlamıştır. Neler bunlar? Örneğin LSP dediğimiz Large Scale Production, büyük ölçekli üretim, BCM, Building Component Manufacturing, yani binanın bileşenlerinin üretimi, ROD, Robot Enriched Design, yani yine bizim biraz önce bahsettiğimiz BIM modeli gibi modellerin kullanımı, bunlar hepsi 1970'lerde geliştirilmeye başlanmış. Şu anda bunların hepsi kullanılabilecek teknolojiler haline gelmiş durumda ve bunları artık olması gereken şey nedir? Olgunlaşma aşamasına veya kullanım aşamasına geçip bunların sayesinde verimlilik artışını daha etkin bir şekilde binaların yapımını sağlamak olacaktır. Şunları belki de görmüşsünüzdür. Boston Dynamics isimli bir firma Amerika'da. Kendine hareket edebiliyor robotlar. Bu robotlar, bu Boston Dynamics ve Nest gibi bazı belli başlı robotlarla ilgilenen firmaların son dönemde Google firması tarafından satın alındığını görüyoruz. Google firması maksadı ne? Bunları geliştirip değişik alanlarda kullanmayı istiyor. Peki inşaat işlerinin hayat döngüsü boyunca neler otomatikleşebilir? İnşaat finansmanında yine bir takım işlemler otomatikleşebilir. Otomatikleşmiş de zaten durumda. Bunları güncel hayatta kullandığımız bazı kavramlar var. Mesela noktadan noktaya para transferi gibi, EFT gibi bir takım kavramları kullanıyoruz. Bunlar veya işte hesaptan ödeme gibi bir takım kavramları kullanıyoruz. Bunların hepsi otomatikleşmiş işlemlerdir. Ve inşaat sektöründe de finansman ile ilgili bu tür konular
güncel olarak, yaygın olarak kullanılıyor. Tasarım, CAD, Computer Aided, yani bilgisayar destekli tasarım 1963'te ilk gözleniyor. Günümüzde ise artık bunu duymayan veya kullanmayan kimse kalmış değil. Belli bazı firmaların yazılımları, AutoCAD gibi yazılımlar tasarımın tüm alanlarında, yani mimari, inşaat, elektrik, makine gibi tüm alanlarda belli seviyede otomasyon sağlayan özellikler ve kütüphaneler içeriyorlar. Dolayısıyla bu kütüphaneleri kullanarak hızlı bir şekilde tasarımı yapmak da mümkün olmakta. Yine tasarım aşamasında biraz önce bahsetmiştik Building Information Modeling. Bunlar yine Building Information Modeling, biraz önce bahsettiğimiz CAD, yani Computer Aided Design ile birlikte çalışan süreçler. Bunları, yani BIM'i sadece tek başına bir AutoCAD gibi düşünmek doğru değil. Bu BIM içinde oluşturulurken bütün biraz önce bahsettiğimiz inşaat, makine gibi değişik tesisatlar veya değişik disiplinlerin tüm projeleri bir araya getiriliyor ve aynı zamanda bu değişik disiplinlerin temsilcileri veya paydaşlar da bir araya gelerek binanın nasıl yapılacağı konusunda yeni bir model oluşturuyorlar. Bu tabii ki bunun oluşturulması, bu modelin oluşturulması epeyce zahmetli bir iş. Ama bir kere yaptıktan sonra da artık daha inşaata başlamadan olabilecek kusurları, eksiklikleri önceden görme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Dediğimiz gibi BIM çok güncel olan bir konu. Özellikle karmaşık yapılarda, maliyeti yüksek olan yapılarda özellikle kullanılıyor. Bunun dışında bu BIM 5D şeklinde de dönüştürülmüş durumda. 5D. 5D dediğimiz zaman, 3D dediğimiz zaman daha doğrusu işte X, Y, Z boyutlarında binanın modellenmesini anlarken, 5D dediğimiz zaman bu koordinat eksenlerinde binanın zaman içinde ve parayla birleştirilerek nasıl yapılacağını tamamen önceden modellemiş oluyorsunuz. Bunların dışında ileri teknoloji olarak yine gelecek vadeden teknolojilerden de bahsedebiliriz. Bunlar giyilebilir teknoloji, akıllı baretler, akıllı yelekler, biyonik giysi ve eksoskeleton dediğimiz teknolojiler. Akıllı baret dediğimiz zaman, biz de tabii Türkiye'de inşaatlarda bunu maalesef göremiyoruz ama bir yurt dışındaki inşaata baktığınız zaman hemen ilk gözünüze çarpan şey çalışanların baret giydikleridir. Baret giydikleri ve ekipmanlarını kuşandıklarıdır. Baret şantiyede güvenli çalışmanın simgesi. Akıllı baret dediğimiz zaman bu baretlere artık bir şekilde sinyaller göndererek çalışanla ilgili bilgilerin veya çalışanın ihtiyaç duyabileceği bilgilerin baret yoluyla iletilmesini kastediyoruz. Bu, evet, burada sanki bir gözlük, akıllı gözlük gibi gösterilmiş ama bu baretlerin önüne yerleştirilebilecek bir takım değişik ekipmanlar, mikrofon veya ekran vasıtasıyla işçinin veya çalışanın bu noktada karşılaşabileceği bir takım problemler, sorular veya ne yapması gerektiğiyle ilgili bilgilerin tümünün bu şekilde ekrana yansıtılması veya soru cevap şeklinde aklına gelebilecek soruların yine baret aracılığıyla ofise gitmesine gerek kalmadan veya elemanlara danışmasına gerek kalmadan bilgiyi doğrudan vakit geciktirmeden hemen edinmesi sağlanabilir. Akıllı yelekler, bunlar da geliştirilme aşamasında olan ekipmanlar. Bunların temel fonksiyonu
çalışanlar ile ilgili temel bilgilerin toplanması şeklinde olabilir. Örneğin çalışanın maruz kaldığı çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler toplanabilir veya çalışanın o anki sağlık durumuyla ilgili bilgilerin toplanması akıllı yelek sayesinde sağlanabilir. Onun dışında yine burada bahsedilmiş yakındaki ekipman ve makinelerle haberleşmesi ve bu şekilde uyarı ve tehlike sinyallerinin makineler arasında, makine ile yelek arasında iletilmesi de sağlanabilir. Böylece hem iş güvenliğinin artırılması, can veya mal kayıplarının önüne geçilmesi de sağlanabilir. Biyonik giysiler ve eksoskeleton. Bunları da yine filmlerde görmüşsünüzdür muhtemelen. Eksoskeleton, dıştan giyilen iskeletler, mekanik iskeletler. Bunları giyilmesi sayesinde kişinin daha ağır malzemeleri kaldırması sağlanabilir. Günümüzde bunlar halen geliştirme aşamasında ama son gelişmelere baktığımız zaman, örneğin Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde bu tür eksoskeletonların şu anda kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Bunlar sayesinde ağır malzemelerin veya ağır ekipmanların kaldırılması mümkün olabilecek. İnşaatlarda başlıca meslek hastalıklarından bir tanesi de ağır malzeme kaldırmaya bağlı olarak kas iskelet sistemi rahatsızlıkları. Dolayısıyla bunlar da bu açıdan çalışanların sağlığı açısından yine faydalı olacaktır. İleri teknolojiyle ilgili bir diğer husus, büyük veri, big data ve yapay zeka, artificial intelligence. Biraz önce bahsettik, akıllı yelekler dedik, akıllı baret dedik. Bunlardan pek çok bilgi gelecek veya bilgi akışı söz konusu olacak. Bu bilgilerin bir şekilde toplanması ve bunlardan bir takım çıkarımlar yapılması gerekmekte. Burada bizim işimize yarayacak şey yapay zeka. Yani pek çok miktarda, çok büyük miktarda veri toplandıktan sonra bunlar arasındaki bazı bilgilerin ayıklanıp işe yarar bilgilerin elde edilmesi için yine yapay zekaya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun dışında biraz önce BIM'den bahsettik. Building Information Modeling. Orada da yine şantiye sahasından pek çok veri geliyor. Bu verilere bağlı olarak işlerimiz nasıl ilerliyor? Hızlı mı ilerliyoruz? Fazla mı para harcıyoruz? Geride mi kalıyoruz gibi bunlarla ilgili öngörülerde, tahminlerde bulunmak da yine yapay zeka sayesinde mümkün olabilecek. Otonom ekipman. Otomasyon altında bir alt grup olarak söyleyebiliriz. Biraz önce Boston Dynamics'teki robotlardan bahsetmiştik. Otonom ekipman bunlar için çok özel bir örnek. Otonom ekipmanlar çevresinin farkında olan, insan müdahalesi olmadan gidebilen, yön bulabilen ve iş yapabilen ekipmanlar. Bunlar için değişik örnekler verilebilir. Mesela dronlar. Dronlar. Bunlar çevreyi gözleyip doğrudan BIM modellerine veriyi aktarıp buradan yine veriyi sürücüsüz ekipmanlara yönlendirebilir. Bunun dışında biraz önce mesela meteorlarda veya asteroitlerde çalışma, inşaat veya uzayda inşaat yapmaktan bahsettik. Bu tür ortamlarda yine otonom ekipmanlar bu şekilde ulaşılması zor, tehlikeli bölgelerdeki işleri de bu şekilde üstlenebilirler. Birkaç örnek göstermek istiyorum otonom ekipmanlar için. Tuğlacı, otonom ekipman. Burada gösterilmiş örnek, doğrudan harcını kendisi yerleştiriyor, tuğlaları kendisi yerleştiriyor, düzgünlüğünü kontrol ediyor ve bu şekilde bir tuğla duvar örebiliyor. Markasını da verdim, SAM 100 şeklinde. Bir diğer robot, Taybot. İnşaatlarda sıkça karşılaştığımız bir manzara, demirlerin bükülmesi, birleştirilmesi. Bu şekilde bir otonom ekipman da yine demirleri yerleştirip onları yerinde bağlayarak, sabitleyerek bu şekilde bu işi yerine getirebiliyor. Beton
perdahı. Türkiye'de bu şekilde bir ekipman kullanılmıyor. Özellikle ABD veya Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Beton döküldükten sonra yüzeyinin düzeltilmesi, perdah yapılması işi için kullanılan bir ekipman. Şurası aslında günümüzde şurada oturan bir insan, operatör sayesinde bu ekipman kullanılıyor. Ama yeni geliştirilen ekipmanlarda artık sürücüye ihtiyaç, operatöre ihtiyaç kalmadan kendi kendine tüm alanı gezip perdah yapabilen robotlar geliştirilmiş. Çelik inşaatta yine bunu kendi başına bir fabrika gibi düşünecek olursanız biraz önce büyük miktarda üretim yeni teknoloji olarak bahsetmiştik. Bir çelik yapı için modüllerin fabrika ortamında büyük miktarlarda üretilmesine tamamen otonom bir şekilde üretim gerçekleştirilebilir. Bunun dışında biraz önce ulaşılması zor bölgeler için robotlardan bahsetmiştik. Burada da mesela 100 metre yukarıda bir çelik inşaat yapıldığını düşünün. Orada insanların çalışması yerine bu şekilde robotları kullanarak gerekli olan kaynak veya diğer tipteki montaj işlemlerinde de yine kullanılması mümkün olabilir. Buradaki robot bir çelik yapıda kaynak işlemini yapıyor. Hemen aklımıza gelebilecek böyle güncel gelişmelerden bir tanesi de 3D yazıcılar. 3D yazıcılar. 3D yazıcıların aynı zamanda inşaatların veya binaların yapımı içinde kullanılması için de bir takım modeller geliştirilme aşamasında. Burada değişik firmalar tarafından üretilen değişik ekipmanlardan bahsediliyor. Bu biraz önce Google tarafından alınan Nest isimli bir firmadan bahsetmiştik. Nest tarafından üretilen bir prototip, binaların doğrudan 3D yazıcı şeklinde üretilmesini burada göstermiş. Süreç kontrol dediğimiz zaman inşaatta işler istediğimiz gibi gidiyor mu? Yani yapılan bir duvar düzgün olmuş mu? İşçiler çalışıyor mu gibi. Yani yapılan işlerin kontrolü, sürecin kontrolü için yine bir prototip bir cihaz, otonom bir cihaz geliştirilmiş. Sürücüsüz otomobiller gibi kendi kendine şantiye içinde geziyor. Burada hem termal görüş kamerası hem de diğer lidar gibi değişik cihazlar sayesinde çevrede geziyor ve burada aynı zamanda kamerasıyla yapılan işlerin düzgünlüğünü veya ne şekilde yapıldığını bunları da kontrol ediyor. Kendi kendine dediğimiz gibi hareket edebilmekte, merdivenlerden çıkabiliyor. Dolayısıyla böyle bir otonom cihaz ile yine süreç kontrolü yapılıyor. Malzeme taşıma ve hafriyatta yine otonom cihazlar kullanılmakta. Burada bahsedilen Komatsu, Caterpillar, Volvo gibi değişik firmalar tarafından prototip cihazlar üretilmiş durumda, kullanılmakta da özellikle bizim görmediğimiz yer altında maden gibi maden tünelleri gibi yerlerde bu tür otonom cihazlar kullanılmakta. Biraz önce mesela Elon Musk'tan demiştik. Eğer size Tesla gibi bazı otomobil markalarını söylersem bunları daha iyi anlayabilirsiniz. Bu Tesla yollarda sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Benzer şey kamyonlar için de söz konusu. Kamyonlar veya bir ekskavatör gibi sürücüsüz cihazlar geliştirilmiş durumda. İnşaatlar gitgide daha karmaşıklaşıyor. Beklentilerimiz artıyor. Kullanıcılar olarak beklentilerimiz artıyor. Karmaşıklaşıyor. Servis sistemleri, hizmet sistemleri daha karmaşık hale geliyor. Yapılar yükseliyor. Daha büyük yapılar imal ediliyor. Dolayısıyla bunların bakım, kontrolü de yani yaşam ömrü boyunca kontrolü de gerekiyor. Bunlar için de değişik yine robotlar, otonom cihazlar geliştirilmiş durumda. Özellikle köprü gibi yapılar 200 yıl gibi uzun
ömürler için tasarlanmıştır ve bu tasarım ömrünü sağlayabilmek için rutin aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Paslanmış mı, çatlamış mı, herhangi bir yerinde bir kırık var mı gibi hususların değerlendirilmesi, incelenmesi gerekir. Dolayısıyla bakım kontrol çok önemli. Ulaşılması güç, köprü altındaki bazı bölgelerin kontrolü, bakımı içinde yine bu türden robotların geliştirilmesi hem gelecek vaat ediyor hem de prototipleri üretilmiş durumda. Bir diğer kullanılabilecek yöntem ise yapıların klasik anlamda üretilmesinden vazgeçip değişik konseptleri kullanmak. Bunlardan bir tanesi de Big Canopy dediğimiz bir yöntem. Bu yöntem prefabrik inşaatları belki de duymuşsunuzdur. Prefabrik inşaatta yapıyı oluşturan elemanlar fabrika ortamında üretilir, imal edilir, şantiyeye nakledilir ve orada bir araya getirilir. Bina üretilir. Bu sistemde ise her şey artık tamamen otomatik bir şekilde bir araya getiriliyor. Yani hiçbir şekilde işçi çalışmadan kendi kendine yükselen bir platform parçaları yerden kaldırıyor, yerlerine yerleştiriyor, birleştirir ve bu şekilde bina inşa ediliyor. Şeylerin interneti, Internet of Things. Bunu pek çok alanda bahsetmek mümkün olabilir. Burada sadece bazı örnekler vermek istedim. Ekipmanlar içine yerleştirebileceğiniz cihazlar ile bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar getirmeniz mümkün olabilir. Bir araştırmaya göre inşaatlarda kullanılan veya çalıştırılan mesela kamyon, dozer gibi ekipmanların belli zamanlarının operatörler tarafından başka işlerde kullanıldığı bulunmuş. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için operatörlerin araçları güvensiz alana sürmesi önlenmesi veya çalınma hırsızlık önüne geçilmesi gibi hususlar için Internet of Things uygulamaları yapılabilir. Bunun dışında araçla ilgili verilerin toplanması ve bu sayede arıza olma olasılığının azaltılması da mümkün olabiliyor. Biz inşaat mühendisliği veya inşaat sektörü tüm dünyada önemli olduğunu söyledik ilk slaytımızda. Türkiye için de önemli bir yer tutmakta. Özellikle yurt dışı müteahhitlik hizmetleri bizim ekonomimizde önemli bir gelir kalemi. Dolayısıyla burada eğer özellikle yurt dışında gelişmiş ülkelerde iş yapmak istiyorsak veya diğer ülkelerde, dünyanın kalan ülkelerinde de bir yer kazanmak istiyorsak rekabetçi olabilmemiz gerekiyor. Müteahhitlerin rekabetçi olabilmesi gerekiyor. Eğer gelişmiş ülkeler robotları kullanmaya başlıyorsa bizlerin de bunları kullanmamız, en azından bunların farkında olmamız gerekir. Dolayısıyla burada benim önerilerimden bir tanesi büyük müteahhitlik firmalarının bu konuya önem vermeleri, yapılabilecek Ar-Ge çalışmaları için bir kaynak ayırmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Teknoloji geliyor. Yani ileri teknoloji geliyor. İçindeyiz şu anda. Değişim kaçınılmaz. Biraz önce söylediğimiz gibi sadece çalışanlar için değil, bizler yani teknik personel için de bu kaçınılmaz. Otomasyon tabii ki yaygınlaşacak. Bununla ilgili bazı fırsatlar ortaya çıkarken bunların uygulanması ile ilgili bir takım zorluklar ortaya çıkacak. Bazı işler kaybolacak ama bunun yanı sıra yeni pazarlar, yeni beceriler, yeterlilikler ve meslekler de doğacak. Benim burada önerim, aramızda bazılarımız inşaat mühendisliği bölümünden, bazılarımız da diğer bölümlerden, bir inşaat sektöründe düşünecek olursanız bunların bu otomasyonla ile ilgili sadece inşaat mühendisliğini ilgilendirmiyor. Biraz önce bahsettik mesela robotlar, mekatronikle de ilgili, finansla da ilgili, işletmeyle de ilgili pek çok husus yer alıyor. Tabii ki robotların kullanımı kendi beraberinde bir takım hukuki sonuçları da doğurmakta.
Dolayısıyla bunu sadece inşaat mühendisliği olarak ilgili olarak düşünmek bence doğru değil. Tam kapsayıcı değil. Kapsayıcı bir şekilde düşünmek gerekiyor. Ben bunları gördüğüm zaman, robotları, otomasyonu bunları gördüğüm zaman hem bir yandan heyecanlanıyorum, bir yandan da endişeleniyorum. Heyecanım, dediğim gibi yeni teknolojilerin ortaya çıkması. Endişem ise acaba bize ne olacak? Teşekkür ediyorum.